Geri sayım başladı. 10 gün kaldı. Halving dönemine girmemizde nefesler tutulmuş durumda. Birçok altcoin'de gün içerisinde güzel yükselişler yaşandı. Peki bundan sonra ne olabilir? Bunları değerlendireceğiz. A'dan Z'ye genel bir yorumda sizlere bulunacağım arkadaşlar. Aslında başarı oranımız oldukça yüksek. Sizleri uzun süredir işte videoları beğenin diye sürekli söylüyorum. Belki sıkılmışsınızdır ama ben bunu söyledikçe beğeni sayısına düşük görüyorum. Yani son kez şunu söylemek istiyorum. Eğer videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum tuşuna basabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Büyük resimde Bitcoin'de geçmiş döngülerle beraber aldığımızda arkadaşlar 28 rakamına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yükseliş dönemleri 28 aydan oluşuyor. Bakın buradaki boğa sezonu 26 ay sürmüş. Ondan sonraki boğa sezonları 28 ay sürmüş arkadaşlar. Boğa sezonunun iki aşaması var. 28 aylık serüveni ortadan ikiye bölebiliriz. İlk aşamasında Bitcoin rally yapıyor. Altcoin'lerde hype'a göre biraz ayak uydurmaya çalışıyor ama en büyük, en baba Bitcoin yükseliyor. İkinci ayağında ise Ethereum başta olmak üzere major altcoin'lerde ciddi yükselişler oluyor. İşte halving sonrası ikinci ayağa geçeceğimizi düşünüyorum. Piyasada bu altcoin pazarında yüksek hacimli altcoin'lerin güzel performanslar göstereceği döneme doğru adım adım yaklaştığımızı düşünmekteyim. O yüzden bundan sonraki her %1'lik, %2'lik, %3'lük yükseliş veya düşüş oldukça önemli. Bu dönemde çok verimli kullanmamız gerekiyor. Şunu hiçbir zaman için unutmayın. Ayı döneminde ne demiştik? Fiyatlarda dip yok. Her zaman daha da aşağılara görebiliriz. Boğa döneminde de zirve diye bir şey yok. Yukarı doğru zirveler kırıldıkça tazelenebiliyor. Burada en önemli olay risk yönetimini doğru ayarlayıp arkaya yaslanmak. Bakın boğa döneminde her zaman için çok fazla alsat yapmayan veya çok fazla trade etmeyen veya almış olduğu ürüne güvenip arkasına yaslanan kişiler kazanıyor. Yani totalde hiçbir şey yapmayan her zaman çok şey yapana göre, çok fazla işlem yapana göre daha fazla kazanıyor. Bunu unutmayın. Burada bir risk yönetimini ayarlayıp bir sonraki 28 ayın artık yarısını tamamladık zaten arkadaşlar. İkinci ayağına doğru gidiyoruz. Döngü adım adım işliyor. Ve buradaki şu bölgeden bir yapı durumundan bir trend çizecek olursak, bakın bir yükseliş kanalı söz konusuydu ve bu yükseliş kanalı bir önceki ayı döneminde aşağı doğru kırıldı. Tekrar o noktaya bir temas, düşüş onayını alır mı almaz mı ve o noktada 120 bin dolar seviyelerine geliyor. Onun ardından bir düşüş olursa bir sonraki kutu hedefi olarak, yani 28 aylık bir yükseliş serüvenini baz alırsak 228 bin dolar seviyelerini Bitcoin'e gösteriyor. Ama ben şimdi 100 bin dolar üzerinde çok fazla bir şey demek istemiyorum. Bir gece ansızın 100 bin dolar seviyeleri gelebilir. Bundan aylar öncesi bir gece ansızın 50 bin dolar seviyelerini beklediğim videomu sizlerle paylaşmıştım. O videoyu da şu an ekranda görüyorsunuz. Tam 3 ay öncesi Bitcoin ansızın 50 bin dolar gelecek demiştik. Fiyatlar çok düşüktü. Düşük noktalardan her zaman yükselişi savundum arkadaşlar. Yani 3-5 günlük kanallarla veya işte piyasa yükselmeye başladıktan sonra kamera karşısına geçip insanlara işte şu sepeti yapın bunu yapın diyenlerle umarım beni karıştırmıyorsunuzdur. En karanlık günlerde buradaydım. Bazen insanlar unutabiliyor, garip yorumlar yapabiliyor. Hatırlatmak bu mahiyette istedim. Bitcoin tarafında şunu da eklemek istiyorum. Çok garip bir benzerlik durumu da söz konusu. 10.400 dolar ve 9.000 dolar seviyelerinde iken Bitcoin'in göstermiş olduğu yapı ile şu anki göstermiş olduğu görüntü birebir aynı diyebilirim. RSI'daki, bakın buradaki düşüş trendini yukarı doğru kırıyor. O 9.000 dolar seviyelerinden 11.200 dolar seviyesine yükseliyor. Şu noktaya, günümüze geldiğimiz zaman da benzer bir şekilde RSI'de bir düşüş trendi var. Yavaş yavaş bunu yukarı doğru kırdık şu an ve devam etmesi durumunda 80.000 dolar seviyelerini Bitcoin'de orta ve kısa vade açısından bu noktaları görme potansiyelimiz söz konusu arkadaşlar. Buraları göreceğimizde şahsen düşünüyorum, böyle bir beklentim de var. Ve Diamond
patent de söz konusu arkadaşlar. Elmas formasyonu var Bitcoin tarafında. Bu elmas formasyonu daha düşük seviyelerde de vardı. Genellikle yukarı kırıldığını Bitcoin tarafında gördük ve yukarı kırıldıktan sonra da ciddi atakları, ciddi performansları beraberinde getirdi Bitcoin tarafı. Aynı zamanda Telegram kanalımda yoksanız Telegram kanalımı yorumları sabitlemiş olduğum linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Telegram'da beğenmiş olduğum analizleri, projeleri, katıldığım ön satışları paylaşıyorum. Oraya gelip oradan da ücretsiz bir şekilde aramıza katılabilirsiniz. Bitcoin'de kısa vadeli olarak 69 bin dolar seviyesinin üzerindeyiz. 69 bin dolar seviyelerinin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Günlük anlamda bir önceki günün şu an düzeltmesini gerçekleştirdik arkadaşlar. 69'un üzerinde ilk hedefimiz 83.558 seviyeleri olacağını şahsen düşünüyorum. Haftalık da güzel duruyor. Güzel bir haftalık açılış gerçekleştirdik. Bir önceki haftanın üzerini test ettik. Sonrasında bir geri çekilme yaşandı. Ancak bu tarafta halen daha yükselen dipler olduğunu haftalık anlamda görmekteyiz ve 69 bin dolar seviyesinin üzerindeyiz arkadaşlar. Aylıkta zaten konuşuyorduk bir önceki ay, yani şuradaki yeşil mumun düzeltmesi olarak kalabilir diyorduk. Şu anki görüntüye baktığımızda da bu şekilde bir görüntü durumu var. Şahsen aylık mum olarak değerlendirecek olursam 73.800'ü tekrardan test edeceğini Bitcoin'in düşünüyorum. O yukarı doğru atmış olduğu fitil aylık anlamda dolduracağını düşünüyorum. O doldurma yaşandıktan sonra piyasa karar verecek. Yukarı doğru 83'ler mi yoksa bir tur daha aşağı doğru ve halving öncesinde bir silkeleme aşaması mı? Bunu o piyasa o zaman karar vereceğini düşünüyorum. Yani 73.800 üzerinde aylık anlamda atmamız durumunda, yani bu ay içerisinde o seviyelerin üzerini test edebilirsek Bitcoin tarafında ciddi bir pozitif ayrışma BTC'de görebiliriz. UST dominansında bir tepki durumu söz konusu ama hala da burada bir düşüş trendi devam ediyor. Yükselişe yönelik büyük emareler şahsen göremiyorum. Ve orta uzun vadesinin USDT dominansında beklentim 1.95'ler. Bakın şurada yapmış oldu. Dibe benzer bir dip yapma potansiyeli bence var. Bundan kaynaklı 1.95'lere gelirse piyasada ciddi oranda nakite geçme planlarım içerisinde. Ve BTC dominansı sonunda tıkandı. O da aşağı doğru bir gevşeme yaşadı. Bakın boğa piyasası Bitcoin dominansının düştüğü bir piyasadır. Bitcoin dominansı düşmeden boğa piyasası, özellikle bu piyasa açısından altcoin, major altcoinler için konuşuyorum, yaşanmamış demektir. Bakın en büyük boğa piyasası Bitcoin dominansının 72 seviyesinden 39 ve 40 seviyesini o bandı düştüğü dönemde yaşanan boğa piyasasıydı arkadaşlar. Esasında BTC dominansına kadar yükselirse bir sonraki, yani yükselen varlık düşeceğini varsayarsak, ne kadar çok yükselirse ve ne kadar fazla düşme ihtimalinden bahsedebilirsek, bu da altcoin boğası açısından o kadar iyi anlamına gelecektir. Major ürünlerde, major altcoin'lerde, sağlam ekosistemlerde duruyorsanız ve çok fazla kazanamadım diye kendinizi yiyip bitirmeyin. BTC dominansı çakılmaya başladıktan sonra eğer para kazanamıyorsan, o zaman evet bir sıkıntı vardır. Ama BTC dominansı daha düşüş trendine girmeden işte birkaç tane yükselen altcoin'lere baz alıp kendi moralinizi, motivasyonunuzu bozmanız kesinlikle doğru değil. Benim kendi düşüncem bu yönde. Bakın Ethereum Bitcoin partisinde de yeni kafasını kaldırdı. Yeni yavaş yavaş yukarı doğru hareketlenme çabası içerisinde sevgili arkadaşlar. Ve uzun bir süre sonra bunu haftalık anlamda yeşil bir mum gördük. Yaklaşık olarak 5 haftadır düşüş trendindeydi. Ethereum'da şu an bulut direncinin üzerine atmış durumda. 3.690 seviyesinde işlem görüyor. Bunun önündeki en büyük direnç noktası 40.015 seviyesi. O noktanın üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse Ethereum'da 5.000'li seviyelere doğru yolculuk devam edebilir. Top 20 dışında tutmuş olduğunuz altcoin'ler varsa bu endekse baktığımızda, bakın bu da aslında bir işaret bekliyor. Özellikle 14'ün üzerine atarsa, buradaki Ichimoku bulut direncini kırması durumunda yeni zirveye doğru önemli atakları bu tarafta görebiliriz arkadaşlar. Top 20 dışındaki ürünlerde de güzel hareketler yaşanma potansiyeli var. Özellikle Bitcoin işte az önce göstermiş. Bakın bunlar hep bir zincirleme. Zincirlemenin ilk basamağı nedir? BTC dominansında bir düşüş. Burada görmüş olduğunuz desteğin aşağı kırılması. İkinci sinyal Ethereum'un Bitcoin paritesinde değer kazanması, kafasını kaldırması.
Üçüncü zincirleme olayımız Ethereum'un Bitcoin paritesinde artık dolar bazında daha da yukarı doğru gidip yani bir farkı açması. Bunlar oldukça önemli. İşte USDT dominansının burada görmüş olduğunuz desteği kırması ve yavaş yavaş 1.95'lere doğru geri çekilme yaşaması. Bunların hepsini birleştirdim. İşte altcoin boğasının sinyali bu şekilde tespit edilebiliyor. Teknik anlamda başka da bir yol yok. İşte halving var. Bu da çok önemli. Hepsini birleştiriyoruz. Yani önümüzde bir major altların canlanacağı bir dönem olduğunu şahsen düşünüyorum. Ki bana göre birçok insan işte boğada mıyız? Boğadayız. Boğanın birinci aşaması bence yavaş yavaş tamamlanacak. İlk aşama neydi? Size anlattım. İşte Bitcoin'de fiyat artışı. Bakın bir yıldır yükseliyor. 16 bin dolarda kimse yüzüne bakmıyordu. O kadar 50 tane video çektik. Bir ton küfür yedik. Kimse yüzüne bakmıyordu. Şimdi insanlar Bitcoin'e bütün dünya yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Altcoin'ler de böyle. Major altcoin'ler de böyle. Şimdi herkes küfür ediyor. İşte yükselmiyor, yükselmiyor diye ağlıyor. 3 gün sonra market işte döndükten sonra ikinci aşamaya geçersek eğer bakın o zaman görün bütün dünya altcoin'leri konuşmuş olacak. Yani kimseye ucuzda bir ürünü beğendiremezsiniz ama ürün yükseldikçe, pahalılaştıkça herkes konuşmaya başlıyor. Herkes sahipleniyor. Halbuki tam tersi olması lazım. Maalesef finansal piyasalarda bu çok fazla çalışan bir mod değil. Eğer çalışmış olsanız zaten herkes bir şekilde ciddi kazanç elde ederdi. Ama işte azınlığın kazanmasının temel sebebi de bu. Binance'de işlem hacmi en yüksek olan altcoin'leri sizlere şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde aynı zamanda likidasyonlara bakalım. Bitcoin'de 66 milyon dolar, Ethereum'da 43 milyon dolarlık likidasyon alınmış. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.